İyi akşamlar sevgili futbolseverler. Kanal Ufa'ya hoş geldiniz. Spor zirvesi başlıyor. Evet, değerli konuklarımız, spor yorumcularımızla beraberiz. Spor yorumcunuz Sayın İsmail Mutlu Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Spor yorumcunuz Sayın Halil Savaş Efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, iyi akşamlar. Evet, gerçi geçen hafta biz program yaptık ama Sayın Mutlu ve Sayın Savaş'la yaklaşık bir 3 aylık tatilden sonra, yaz tatilinden sonra yine beraberiz. Urfa Spor'un çok önemli bir maçı vardı. Ankara Demirspor maçını 1-0 aldık ve galip geldik. Yolumuza devam ediyoruz. Kadromuz iyi. Detaylarıyla spor yorumcularımız hepsini değerlendirecek. Hepsini konuşacağız burada. Tabii öncelikle isterseniz bir puan durumuna bakalım. Ondan sonra sohbete kaldığımız yerden devam edelim. Puan durumunu verdik. Tabii maçtan sonra röportajlarımız da vardı. Sayın Aziz Aydınlık ve Emin Yetim röportajları vardı. Arkadaşlardan rica etsek tabii bu abilerimizin röportajını dinleyelim. Tabii birkaç tane röportajlarımız daha var. Sıra sıra tabii hepsini alacağız. Ama öncelikle isterseniz hemen Aydınlık'la Sayın Yetim'in röportajını alalım. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şanlıurfa Spor maçına, Urfa Spor için neler diyeceksiniz? Buyurun. Tabii öncelikle bütün Şanlıurfa halkına teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün tribün hemen hemen yarıydı. Çok güzeldi yani. Sporcular seyirliyle durur. Onun için Urfalılar bu gece çok iyiydi. Ama tabii bizim takımımız yeni bir takım olduğu için çok güzel oynadılar. Ben onları hem de kutladım sahada. Yani karşısındaki Ankara Demirspor güçlü bir takım. Öyle bir takım değil ama Şanlıurfa Spor birinciliğe gideceğine artık inanıyoruz. Yani bundan i̇nşallah, sonra inşallah. Gerçekten çok güzel oyun var. İnşallah. Ben de burada 10 numara Samet Karakoç'u getirmiştim Hatay Spor'dan. Evet. Onu biz Urfa'ya bağışlamıştık. Gerçekten bundan sonra da inanıyorum. Başkan da burada. Başkan sayesinde Urfalıların bütün hemşehrilerimizin sayesinde birinciliğe gireceğiz. İnanıyorum yani. İnşallah. Bundan sonra da bütün maçlara da Allah'ın izniyle katılacağız yani. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, yanımızda Şanlıurfa Spor Kulübü Başkanı Sayın Emin Yetim var. Evet, ilk maç zor bir galibiyeti aldık. Neler diyeceksiniz? Buyurun. Ben öncelikle futbolcularımızı, teknik ekibi, yönetimi, personelimizi, tüm taraftarımızı tebrik ediyorum bugünkü maçtan dolayı. Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Çünkü karşı rakip takım bu grubumuzun en hazır takımlarından birisi. Biz de yeni bir takım olduğumuzdan dolayı zorlanacağımızı biliyorduk. 2-3 haftaya ihtiyacımız olduğunu daha önce de belirtmiştik. Güzel olacak. Bugünkü 3 puanı da tüm Şanlıurfalılara armağan ediyoruz. Ve tüm Şanlıurfalılardan destek bekliyoruz. Maddi manevi destek bekliyoruz. Statta herkes yerini almasını bekliyoruz. Çünkü biz inanıyoruz. Onların da inanmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederiz. Başarılar. Tamam. Evet, röportajları dinledik. Daha da röportajlarımız var. Onları da vereceğiz. Tabii Urfa Spor'u konuşmadan önce hem turnuva ile ilgili birkaç kelime söylememiz lazım. Tabii turnuva yapıldı. 32 takımın katıldığı büyük bir turnuva yapıldı. Tabii onun öncesi Şöhretlerin de turnuvası. Sayın Savaş da oynadı. Hemen Sayın Savaş'a da soralım turnuva ile ilgili. Evet, iyi akşamlar. 3 ay gibi bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Tabii bugün böyle ekranların karşına hem özlemden dolayı bir de Urfa Spor'un galibiyetinden dolayı çok mutlu bir şekilde yüzümüz gülerek çıkıyor. İnşallah bu daim olur.
Tabii 35 yaş üstü turnuvası yaklaşık 1,5 aydır devam ediyordu. Yok, 2 ay geçti. 2 ay mı oldu? Evet, bir ara verildi. 2 aydır devam ediyordu ve İsmail Buz'un takımı Doğan Yıldız 75 futbol takımı gerçekten son maçta da hakemin kararıyla maçı aldı ve İsmail Buz gibi golcü bir futbolcu, yaşını buradan söylesek olur mu olmaz mı bilmiyorum ama 50 yaşına varan bir yaşına rağmen turnuvada gol kralı oldu ve gerçekten birçok gençten daha diri ve daha başarılı oldu. Yani şu an belki 3. ligde yer de bulabilir ama maalesef işlerinden dolayı böyle bir imkanı yok. Final maçından önce Şöhretler Karması'yla SKF'nin bir maçı vardı. Biz de davet edildik. Biz de çıktık. Yıllar sonra sahalarda o zevki, o mutluluğu tattık. Bence çok güzel oldu. Mutlu Yılmaz kaptanımız, Mustafa yardımcı, işte birçok arkadaşları bir arada gördük. Emin ol, yıllar sonra böyle bir heyecanla karşılaştık. Ben bu organizasyonu yapan bütün kardeşlerimize, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Ve bütün bu turnuvaya katılan, 35 yaş üstü turnuvasına katılan bütün takımları tebrik ediyorum. Önemli olan sahaya çıkmak, önemli olan sahada kendini göstermek. Bana göre sporun yaşı yoktur. İnşallah önümüzdeki sezonda bu turnuvaların devamını diliyorum. Belediye başkanlarının özellikle ASKF'den koordineli bir şekilde bu turnuvaları yapmaları gerçekten hem spor adına hem sosyal aktivite adına çok önemli. O yüzden ben tebrik ediyorum İsmail Buz kardeşimi, hem gol krallığından dolayı hem takımın şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarınıza başarılar diliyorum. Teşekkir ederim. Sayın Mutlu da geldi, izledi bizi. Neler diyecek turnuvayla ilgili? Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. 2021-2022 futbol sezonu, spor sezonu tüm spor severlere hayırlı ve uğurlu olsun. Sizin maçı az da olsa biraz seyrettik. Gerçekten iki takım da sahaya yakışır bir şekilde oyun oynadılar. Sanki bir üçüncü lig maçı gibi bir hava vardı. Yaşlar 40'ın üzerinde olmasına rağmen gerçekten zevk alarak izledim. Seni ve ekibini de tebrik ederim. Bu programı yapan değerli ASKF Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Büyükşehir Belediye Spor Daire Başkanını yürekten tebrik ederim. Çok güzel işler, çok güzel sonuçlar verdi. Benim çok hoşuma gitti. Çok da beğendim. Yani. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Tabii 32 takımın katıldığı büyük bir turnuva oldu bu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hizmetler Daire Başkanı Sayın Ahmet Dedeoğlu, Şube Müdürü Hasan Keser ve Şube Müdürü Ahmet Alpay gerçekten büyük özveri, büyük mücadele verdiler ve ASKF ve ASKF Genel Sekreteri ve yöneticileri gerçekten bu turnuvaya tam teşekkürle girdiler ve üstesinden de geldiler. Büyük bir turnuva oldu, güzel bir turnuva oldu. 32 takımın katıldığı son finalist maçında da tabii Doğan Yıldız bizim takım ve Ceylan Pınar karşılaştı. Ve hükmen 3-0 Doğan Yıldız'ın lehine olunca kupayı da tabii ki Doğan Yıldız aldı. Ben de 24 gol atıp gol kralı olmam ayrıca benim için de bir mutluluk verici, sevindirici oldu bizim için. Bizden önce tabii Şöhretler Karması da vardı, onlar da oynadı. Eski futbolcular da birbirini gördü. Tabii bu hizmet çok büyük bir hizmet. Yaklaşık 1,5-2 yıldır amatör futbol oynanmıyor. 35 yaş oynanmıyor. Ama turnuvayla başlatıldı. Daire Başkanımız Ahmet Dedeoğlu, Şube Müdürü Sayın Hasan Keser, Sayın Şube Müdürü Alpay gerçekten büyük büyük hizmetler verdiler. Ama en önemli tabii Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül bu desteği vermeseydi bu zaten mümkün değildi, olmazdı. Başta tabii Zeynel Abidin Beyazgül bu desteği verdi ve bu turnuva
devam etti ve güzel de sonuçlandı. Allah'a çok şükür kazasız belasız da bitti. Daha nice inşallah turnuvalara. Şu anda Büyükşehir Belediye bu turnuva bittikten sonra 18-34 yaş arası maşruh semt saha tesislerinde şu anda Hasan Keser Nezaretinde yine bir turnuva yapılıyor. Çünkü futbolu özleyenler için faal olup faal olmayanlar şu anda bu turnuva iştirak etti ve şu anda da oynuyor. Tekrardan özellikle de bu turnuvada 18-34 yaş için de Sayın Hasan Keser'e de teşekkür ederim. Evet, hemen turnuvayı sonlandıralım, hemen Urfa Spor'a geçelim. Urfa Spor'umuz 1-0 yendi, Karaköprü Spor'umuz da 4-0 yendi deplasmanda. Onları da tabii konuşacağız. Hemen Sayın Mutlu'ya gidelim. Çünkü beraber gittik, izledik hem hazırlık maçını hem de Urfa Spor'un lig maçını. Urfa Spor'un takımı gerçekten ben de beğendim ama eksikler var mı? Tabii ki var, onları da konuşacağız. Sayın Mutlu, Urfa Spor'umuzu nasıl gördün? Şimdi Urfa Spor'u ikinci defa seyrettik. Öyle bir imkanımız oldu. Bir hazırlık maçı, bir de lig maçı olan resmi maçı hep beraber izledik. Evet. Şimdi Urfa Spor ilk maçta da seyrettiğim izlenimleri aynısını bugün de söyleyebilirim. İyi bir takım kurmuşlar. Diri bir takım kurmuşlar. Evet. Aşağı yukarı bu ligin, ikinci ligin orta sahası bizim takım olarak söylüyorum. Ligin en pahalı orta sahası bizlerde. Yani bu ne demek oluyor ki? Şöyle bir durum var. Yani Urfa Spor güçlü bir takım kurulmuş. Uyum olduğu müddetçe, parasal sorun olmadığı müddetçe çok üst yerlere, zirvelere çıkacağını şahsım düşünüyorum. Ben takımı samimi söylüyorum, çok beğendim. Beğendiniz. Evet. Yani bir sol kanatımız istenilen durumda değil ama onlar da yavaş yavaş takımdaki arkadaşlar o bölgelerde görev alacaklar. İyi duruma gelecekler. Kalecimizi beğendim. Şahları çok beğendim. Başlı başına marka bir adam. 12 numarayı çok beğendim. Yani bizler de yorum yaparken isimlerini bazen yeni yeni öğreniyoruz. Çünkü 11 sporcunun içerisinde bir tane geçen seneden kalan Mustafa Çakır var. Diğerleri hepsi 10 kişi. Yani bu 10 kişiyi iyi bir bütün halinde böyle bu şekilde kısa zamanda sahaya sürmek de hem yönetimin ve yönetimin içinde olan değerli yönetimde bazı arkadaşlar var. Onlar candan baştan çalışıyorlar. İyi bir uyum sağlamışlar. Yani bu güzel bir şey. Bunun yanında da hocamız gerçekten ben şu ana kadar Şanlıurfa Spor'a gelen aşağı yukarı 12-13 yıldır Urfa Spor'u iyi takip ediyoruz böyle hocalarla birlikte. İlk üçe girecek bir hoca. İster takımı şampiyon yapsın, ister yapmasın. Ben çok beğendim. Maçın başında 4-1-4 şeklinde oynadı hocamız. İkinci yarı zaten 17 numaralı orta sahadan bir arkadaşımızı aldı. Evet. 4-2-3-1 gibi oynamaya başladı ve golü bulduk. Bu ne demek oluyor? Hoca sahada eksik olan bölgeye müdahale yapmış oluyor. Tabii bu bana göre, herkesin kendine göre fikri olabilir, şeyi olabilir, düşüncesi olabilir. Ama bence hoca yerinde çok iyi mücadele müdahale yaptı. Bunun yanında parasal problemimiz olmasa Şanlıurfa Spor çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Artı Büyükşehir Belediye Başkanı'nın maça gelmesi bence gecenin en güzel yönü. Artı değerli milletvekilimiz Aziz Aydınlık Bey'in orada bulunması. Ben şahsi hoşuma gitti. Güzel işler bunlar. Diğer vekillerimizin de orada olmasını temenni ediyorum. Bir de yani şöyle bir durum var. 2-3 yıldır Şanlıurfa Spor'a karşı hem taraftar hem spor severler böyle bir kenetleme şeklinde geçemedik. Ama bu bir haftadır Şanlıurfa'da ister istemez
yavaş yavaş bir Şanlıurfa Sporu ve özellikle yönetimini hazmederek Şanlıurfa Spor'a destek veren bir kitle olmaya başlamış. Evet. Yani bunu samimi olarak söylüyorum. Gerçi bu tür şeyleri yani söylemek çok kolay değil. Zor işler. Özellikle böyle canlı yayında konuşmak konuşmak çok zor oluyor. Ama kendi düşüncelerimi güzel bir şekilde burada yani Urfa'ya zarar vermeden evet. ve yönetimi çok böyle yani çok ne üste çıkarıp ne altlara düşürmeden konuşmaya çalışıyorum. Zaten de aşağı yukarı Şanlıurfa'da şunu görmeye başladım yani bir haftadır. Emniyetime bir destek var. Evet. Bu önemli bir şey. Ben bunu gördüm. Evet. Emniyetim de yani hiçbir selamımız herhangi bir böyle oturduğumuz bir 10 dakika 15 dakika konuştuğumuz da yok. Yani buradan bazı taraftarlar da yanlış anlamasın ifade şeklimi. Bu arkadaş ilk başkan olduğunda başkanımız ben çok böyle şey yapmadım. Yani kavrayamadım. Benim gibi insan. Çünkü çok da geniş bakarım. Çabuk kabul ederim. Öyle bir yapım var benim. Fakat bu sene emniyetim bu işi iyi öğrenmiş. Evet. Bu çok önemli bir şey. Aynen. Yani ben bir insanı menfaatim için ağırlamıyorum burada. Millet kimse yanlış anlamasın. Bu arkadaş görev yapıyor. Canını bedenini komuş. Evet. Çok güzel bir şekilde hizmet ediyor. Bunu destek amaçlı söylemek istedim. Tüm yönetime ve kendisine ve özellikle hocamıza yürekten başarılar dilerim. Bir ahale de vaktimiz evet. az diye çok reklamı, fazla konuşmayalım. Evet. Evet yine geleceğiz. Tabii Sayın hemen Savaş'a soralım. Urfa Spor'umuzu. Buyurun. Evet tabii gerçekten futbol taraftarlarla güzel, şeref tribününü dolduran işte bürokrasilerle güzel. Dün özlediğimiz bir tabloyu hem şeref tribününde gördük hem tribünlerde gördük. Ben özellikle maça iştirak eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköy Belediye Başkanımız Metin Baydılı ve CHP Milletvekilimiz Zeynel Aziz Aydınlık abimizin milletvekilinin orada oluşu gerçekten bizleri gururlandırdı, onurlandırdı ve Urfa Spor'a ciddi bir destek olduğuna inanıyorum. Tabii Şeref Tribünü'nde özellikle yönetime buradan bir sesleniyorum. Bundan sonraki maçlarda eski Urfa sporluları ve spora kendini adamış eski futbolcularımızı misafir ederekten tribünleri daha da böyle coşkulu bir hale getirebilirler diye düşünüyorum. Özellikle dünkü maçta taraftarları tebrik ediyorum. Çok iyi organize olmuşlardı ve galibiyete taraftarlarının da büyük desteği vardı. O yüzden bundan sonraki maçlara mümkün olduğu kadar daha koordineli, organize bir şekilde katılmaları Urfa Spor'a ciddi katkı sağlar. Urfa Spor'a gelince gerçekten kısa bir sürede 22 tane futbolcu transfer ederekten ve iki kamp süreci geçirip bu takımı böyle çok diri, canlı ve istekli, uyumlu bir şekilde bu hale getiren ve oturmuş bir Ankara Demirspor maçında pozisyon vermeden ciddi pozisyonlarına girmesine bilen ve inanmış, kendinden emin ve Urfa Spor forması layığıyla taşıyabilen karakter yapıları yüksek bir futbolcu kitlesi gördüm. Ve bunun yanı sıra da hocamızı özellikle de tebrik ediyorum. Uyumlu bir şekilde, istekli bir şekilde maça çıktı ve 90 dakika futbolculardan fazla yoruldu. Ve galibiyette de onun ciddi desteği var. Bana göre hocayla, yönetimle, futbolcu kardeşlerimizle bir bütün olmuşlar. Urfa sporumuzu bana göre iyi bir şekilde bu sezon temsil edeceklerine inanıyorum. İnşallah. Evet, mesajlarımız da geliyor. Hocam zevkle programımızı izliyoruz. Konuklara selam olsun. Urfa Spor Lig'in ilk maçı galibiyeti aldı. İyiydi, taraftar hasreti de bitti.
tribününün yerini aldı. Bu sene inşallah o sene şampiyon oluruz demiş. En büyük sarı yeşil Murat Gönüllü kardeşimize sevgi ve saygılarımı sunarken. Tabii röportajlarınız var. Arkadaşlardan rica etsek. Zeynel Abidin Beyazgül, Sayın Metin Baydilli, Adnan Yükselir, Haçim İzol ve Ahmet Dedeoğlu. Eğer isterseniz bir röportajlar alalım. Şanlıurfa'yı hak ettiği yerlere inşallah taşıyacağız. Tabi bu arada Urfalılara seslenmek istiyorum. Takımımıza tam destek verelim. Hem maçlara gelelim, hem maddi olarak destek verelim. Şanlıurfa inşallah hak ettiği yere çıkacaktır. Bugün sporcularımızı tebrik ediyorum. Yöneticilerimi tebrik ediyorum. Çok güzel bir takım kurdular. Yöneticilerimiz canla başla çalıştılar. Bugün de futbolcularımız sahada bütün varlıklarını ortaya koyaraktan galip geldiler. Ben hayırlı olsun diyorum Şanlıurfa. Galibiyetle birlikte Şanlıurfa'da şimdi bir sevinç var. İnşallah bu sevinç, bu galibiyet tüm maçlara yansır. Ben bu birlik beraberlikle Şanlıurfa'nın en güzel şekilde hak ettiği yere geleceğine inanarak her zaman için başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. Başkanımız Sayın Adnan Yükselir yanımızda. Şanlıurfa Spor'un aynı zamanda da yöneticisidir. Bugün de maçı izledi. Galip geldik. Neler diyeceksiniz? Buyurun. Ya çok mutluyuz. Gerçekten çok mutluyuz. İlk maç, ilk heyecan. Bir de şampiyon adayı. Yani bu maçın önemini biliyorduk. Ben burada hocama, teknik heyete, sporcuların ayaklarına sağlık ve burayı dolduran tribünlere de gerçekten tebrik ediyorum. Müthiş bir destek verdiler. Özellikle bundan sonra yolumuz bence daha açık. İkinci maçımız biraz daha kolay gibi görünüyor ama Eskişehir'de yendik mi yolumuza devam edeceğiz. Herkese tebrik ediyorum. Sizi de özellikle alkışlıyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Haçim İzol yanımızda. Şanlıurfa Spor'a destek veren, evet yanında olan. Evet, bugün de maçı izlediniz. Neler diyeceksiniz? Sezonu 3 puanla başlamak sevindirici. Teknik heyetimizi, hocamızı, futbolcuları tebrik ediyorum. Taraftara teşekkür ediyoruz. İnansınlar. Taraftara seslenmek istiyorum. Özellikle iç saha maçlarında 90 dakika umutla, inançla, şampiyonluk umuduyla desteklerini hiçbir zaman esirgemesinler. Sabırlı olsunlar, inansınlar. Biz bu sene şampiyon olacağız. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Ahmet Dedeoğlu Şanlıurfa Spor seyretti. Hemen görüşlerini alalım. Buyurun. Çok güzel bir maçtı. Çok heyecanlandık. Zor olacağını biliyorduk ama galip geleceğimize inandık. Gerçekten çocuklarımız çok iyi çalışmışlar. Kulüp başkanımıza ve tüm ekibine, hocama, hocalarımıza teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir maçtı. Çok zor olacağını yine diyorum, tahmin ediyorduk ama galip gelmek bizi çok sevindirdi. Emeği geçen herkese özellikle teşekkür ederim. Evet, yanımızda Karanurfa Spor Zirvesi'nden Sayın spor yorumcusu Sayın Halil Savaş var. Bugün de ilk maça geldik, Ankara Demir maçına. Efendim neler diyeceksiniz? Evet, futbol gerçekten taraftarlarla güzel. Bugün 10 bine yakın bir taraftarla Urfa Spor yeni bir takımı izledi ve zorlu bir maçı başarıyla 1-0 galip geldik. İlk maç zor bir maç ama iskeleti olmayan bir takımı bu sene çok iyi bir şekilde hocamız hazırlamış ve hiçbir zaman bu takımın belli yere gelmeyeceğine inanıyorum. Urfa Spor bundan sonraki maçlarda daha başarılı olacak. Tebrik ediyorum yönetimi, belediye başkanımızı, destek olan bütün Urfa Spor'u sevenleri tebrik ediyorum. Peki, teşekkür ederim. Evet, Karanurfa Spor Zirvesi'nden spor yorumcusu Sayın İsmail Mutlu yanımızda. O da geldi, izledi maçı. Geçen hazırlık maçını da beraber izledik. Efendim neler diyeceksiniz? Efendim önce Şanlıurfa Spor'un yönetimini ve teknik heyeti kutlarım. Gerçekten çok güzel bir takım kurmuşlar. Diri bir takım, iyi bir takım. Bu takım sonuç yakalar, iyi neticeler alır. Ayrıca futbol, spor seyircilerle güzel. Gerçekten burada taraftarın 10 bine yakın bir taraftarın olması bizleri çok mutlu etti. Bir yıla yakın seyircisiz maç oynadı Şanlıurfa Spor ve diğer bütün takımlar. Bu yönden dolayı da ayrıca taraftarlarımızı içten kutluyorum. Şanlıurfa Spor'a da 2021-2022 sezonunda başarılar diliyorum. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili futbol severler, röportajları aldık gerçekten. Gördüğünüz gibi herkes mutluydu. Kısa bir aramız var, aradan sonra tekrar beraberiz. Evet sevgili futbol severler, hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni sezon, yeni programımız hayırlı olsun. Özlemiştik programımızı.
Bu akşam üçünüz de çok şıksınız. Ayrıca 35 yaş üstünde turnuva 24 gole atma başarınızı gösterip gol kralı olan İsmail Buz'a yürekten kutluyorum. Kral her zaman kraldır. Halil Savaş'a özel sevgilerimi de yolluyorum. İsmail abiye de sevgiler demiş. İbrahim Halil Kral adlı abimize sevgi ve saygılarımı buradan sunuyorum. Evet, İstanbul'dan Muhammed Küçükoğlu bize bir mesaj atmış. İsmail abi, yayını takip ediyoruz. Çok mutlu olduk. Dün yendiğimiz için Urfa Spor bugünleri bize yaşattığı için inşallah daha iyi olur. Özlettiler bizi. Teşekkür ederiz Muhammed kardeşimize. Sevgiler avcılara gönderiyoruz buradan. Evet, iyi yayınlar. Herkese selam olsun. Hocam, komite bilet almak için bir çağrı yaparsanız sevinirim demiş. Sait Kövlü abimize de sevgiler sunuyoruz buradan. Kombine biletleri herkesin alması lazım. Said abi öyle bir mesaj atmış bizlere. Evet, bana dün Urfa 11 Nisan standından resimler geldi. Bunu gündeme getirsen sevinirim demiş. Millete statlarda davet ediyoruz. Bunların Urfa'nın düşmanı değil. Gençlik Spor İl Müdürü acilen göreve bakması lazım demiş Mustafa Çiftçi. Burası 300 nüfuslu bir şehir. Kendimi bir ara İngiltere maç izliyor kendimi sandım. Çorum'da 3 vekil var ama yazık, Urfa'da 14 vekil var ama gelin statları görelim, birbirini tutmuyor statlar demiş. Mustafa Çiftçi, Çorum'dan sevgi ve saygılarımı buradan sunuyorum. Evet. Doğrusu olsun, Urfa Spor'umuz inşallah iyi bir yere gelecektir. Osman Keşel'e sevgiler gönderiyoruz buradan. Evet, ara ara tabii mesajları yine okuyacağız. Hemen yine Urfa Spor'u Sayın Savaş'tan devam edelim Urfa Spor'la ilgili. Hocamız gerçekten iyi bir kadro kurmuş. Evet, tabii o konuya girmeden önce gerçekten bu kombinelerle ilgili ciddi bir kamuoyu oluşturmamız lazım. Urfa Spor'un böylesi bir kadroya destek olması için taraftarların kombine alması, işte diyelim bundan sonraki süreçte statları doldurma açısından, destek olma açısından gerçekten hem sivil toplum örgütlerini, hem milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı Urfa Spor'a destek olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü özlenen bir Urfa Spor'u Sayın Emin Yetim Başkanlığı'ndaki yönetim kurulu gerçekten iyi bir kadro oluşturmuş ve bundan dolayı ben özellikle teşekkür ediyorum. Az önce Sayın Mutlu'nun dediği gibi Emin Yetim bu sene bu işi iyi biliyor, iyi öğrenmiş, dersine iyi çalışmış. Ben özellikle yönetim kurulunu bu konuda tebrik ediyorum. Tabii Gürses Hoca'ya gelince, geçen sene Urfa Spor'u bu ligde tutmada katkısı olan, ciddi emeği olan bir hocamız. Karakter yapısı gerçekten çok çok iyi, inançlı, inatçı ve 90 dakika sahada yedek kulübesinde durmayan bir izlenim gördük. Ben özellikle buradan altını çiziyorum. İskeleti olmayan bir takım hiçbir şekilde 2-3 sezon boyunca başarılı olamaz. Aynen. Yani biz eski futbolcular olarak, spor adamları olarak, iskeleti olmayan bir bina çabuk çöker. İskeleti olmayan bir takım, Beşiktaş bir tarihte iskeleti yoktu diye 5-6 yıl tökezledi, başarılı olamadı. Ama ben özellikle 22 tane futbolcuyu transfer edip böylesi zorlu dönemde, pandemi dönemde, maddi krizlerin olduğu dönemde böyle kaliteli futbolcuları transfer eden ve takıma motive eden, adapte eden, iyi bir hazırlık dönemi geçiren özellikle Gürses Hoca'yı ben buradan tebrik ediyorum. Ve bu kadar inanmış ve bu takımı bu kadar iyi bir şekilde motive etmiş, moral olsun, çabukluk olsun sahadaki gerçekten. Ben geçen hazırlık maçına geldiğimde Sayın Mutlu'yla, İsmail Buz'la beraber izlediğimizde bir 15 dakika rotarlı geldim. İşte hangi takım olduğunu bilmeden gerçekten baktım, çok çabuk ve hareketli, istekli bir takımın Urfa Spor olduğunu görünce ben çok sevindim. Hatta Sayın Buz'a dedim, Urfa Spor çok istekli ve yerinde durmayan, çabuk oynayan bir takım. Ve dün de bunu özellikle de zorlu bir gecede, ilk maçlar zordur. Hatta işte eksiklerimiz var, neden var? Hazır olmayan futbolcularımız var. Takıma sonradan katılanlar var. Ve özellikle de böylesi zor bir günde Urfa Spor'u
güzel bir şekilde hazırlayan ve pozisyon vermeden 2-3 tane pozisyon da kaçıran bir Urfaspor'u izlemek 2 yıldır bu özlenen tabloyu hem yönetimde hem Gürses Hoca'nın katkısıyla, yardımcı hocalarıyla böyle bir izlenim gördüm. Ben özellikle Urfaspor şampiyon olsun olmasın bu hırsta, bu istekte, birlik beraberlik içerisinde böyle bir kadroyu oluşturduğundan dolayı ben özellikle Gürses Hocama buradan teşekkür ediyorum. Böylesi bir takımı kesinlikle izlemek lazım, desteklemek lazım ve yanında durmak lazım. Ben tekrar yeniliyorum. Taraftarlara düşen kombine biletlerini alalım. Sivil toplum örgütleri, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız dik uzun. Bu delikli kumbara gibidir futbol, spor. O yüzden hiçbir şekilde desteğimizi esirgemeyelim. Özellikle de buradan belediye başkanımıza sesleniyorum. Taraftarlar grubuyla beraber şehrimizi bayraklarla donatıp ve Urfa Spor'un bu sene o sene dediğimiz sloganımızı gerçekleştirelim diye düşünüyorum. Yani eskilerden 3 tane yabancı olması, yani daha önce oynamış Urfa Spor'da olmasına rağmen bir kadronun yeni oluşması ve şu anda bu kadronun değişik yerlerden transfer edilmesi, bir araya gelmesi, bu tablonun ortaya çıkması gerçekten müthiş. Çünkü neden derseniz, yani şimdi her zaman toplama takım yenilmeye ve ezilmeye her zaman mahkumdur. Tabii. Aması var. Bunu bir hoca bu kadroyu oturtursa, bir hoca taşları yerine oturtursa, bir hoca kampı iyi geçirirse, inanın toplama da olsa, yani bir hocanın faktörü gerçekten çok büyük. Yani benim kendi görüşümü söylüyorum. Gürses Hoca'da da gerçekten bu bilgi birikim var. Futbolcular da hepsini yerinde biliyor ve tanıyor. Ve yaptığı transferler de bana göre hepsi nokta transfer. İsmail Buz, evet. Kardeşim, şimdi 3 tane yaşlı futbolcumuzun dışında hepsi genç. Evet. Bunlar hep planlı, programlı yapılmış transferler. Evet. Yani o yüzden bana göre yerinde transferler yapılmış ve bilinçli, acele etmeden yerinde monte edilmiş bir kadro var. Mesela dünkü maçta Mustafa Çakır, geçen seneden kalan bir futbolcumuzdu, vardı. Aynen. O da 57. 55. dakikada oyundan çıktı, sakatlandı ve 40 dakika 11 tane yeni futbolcuyla oynadık. Düşünün. Aynen. Ve Urfa Spor pozisyon vermedi. Yani bana göre ki yani ilk maç, bana göre 3-5 maç sonra Urfa Spor'un gerçek futbolunu, kimliği ortaya çıkacak diye düşünüyorum yani. Tabii Sayın Mutlu'yla biz izledik. Aksiyon yerlerden biri stoperin ve sol tarafta olmasını bir dile getirdik. Biz zaten hemfikirdik. Sayın Mutlu, benim düşüncelerim öyleydi. Senin düşüncelerin nelerdir takımla ilgili? Bu biraz toplama takımlı oldu tabii. Buyurun. Şimdi toplama bir takım ama fakat değerli hocamız bu arkada aldığı sporcuların çoğunu tanıyor. Yakından tanıyor. Evet. Yani bu kendisi için bir avantaj, çok büyük bir avantaj. Yani böyle mesela aldıkları sporcular Erzincan, Konya, Hekimoğlu, Giresun, Kocaeli, Bolu, hep böyle üst liglerde oynamış takımlardan bu arkadaşlar almışlar. Bunların bilahare takım olma havasını çok çabuk kavrayan değerli futbolcular almışlar. Bu da Urfa Spor'a bir artıdır. Mesela ben sol kanatta sol bek oynayan Erkan Kaş'ı çok beğendim. Erkan yani hiç Kaş. Tabii kendi başına çok rahat bir şekilde karşı 18'in içerisine girip bir daha geri dönmesi tribünden çok güzel görünüyor. Yani güzel sporcular almışlar. Önünde formda bir arkadaş veyahut işte bir sol açık dediğimiz bir arkadaş. O numara. Evet. Muhammed Samet Karakoç. Yani o oynuyordu ama sanki böyle daha böyle açık havasına değil. O arkadaş bence orta saha oyuncusu. Ama daha böyle açık bir sporcu, yani topu alıp sürükleyen bir arkadaş olursa, mesela 12 numaramız vardı. Ben onu çok beğendim. Çok iyi bir açık. Muhammed Enes. Çok iyi bir sporcu.
sanki ileride onu sol tarafa çekip Yasin'i sağ tarafa çekme gibi öyle bir şey de duydum. Yani Ufaspor'u yani bu lige ben abartmayayım yani çok şey yapmayayım. Zaten normalde de şehir olarak bu lige yakışmıyor. Sayın Mutlu zaten 12 numara Muhammed evet. Enes durmuş, sola evet. çıkmış. Evet. Bugün bilgisini aldık. Evet. Tabii bugün dünkü maçta sağ açı oynatmışlar. Dün beraber seyrediyorduk Halil evet. abiden beraber. Halil abi şey çekiyordu yani maçın görüntüsünü alıyordu. Sanki gol gelecek gibi bir 5 dakika böyle bir his doğdu bütün seyircilere. Ve o anda da gol atıldı. Ben yani özellikle evet. Urfa Spor'un böyle baskı kurduğu, inandığı evet. bir dakika olduğunu hissettim. Evet. O anda da çekmeye başladım ve sonuçta golü de yakaladım. Bu da çok güzel oldu, mutlu oldu, bizi mutlu evet. ettiler. Evet. Yani dün akşam bence en güzel kare maçın bitiminde sporcularımız karşı tribüne gitmesi. Dönüşünde çekilen bir fotoğraf var. Bugün internette gördüm. Benim çok hoşuma gitti. Bir pazar günüm Urfa Spor'a feda olsun ama Urfa Spor yendiği zaman ben çok rahat yatıyorum. Oraya gelen 10 bin kişi de öyle, şehirde yaşayan 1 milyon veya 2 milyon kişi taraftar da öyle. Bir tek Urfa Spor'umuz var. Urfa demek hakikaten de Şanlıurfa Spor demek. Ben Büyükşehir Belediye Başkanlığı gerçekten bu yönde kendisine teşekkür ediyorum. Bazen Facebook'umda yazıyorum işte şuna teşekkür ederim. Yani biraz onur etmek gerekir. Bazıları bana yazıyor özelden abi nedir sen doğru olanı söylüyorum. Bu takımın kapanmamasının tek nedeni Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet. Ve bir çıkarım da yok. Yani bir menfaatim yok. Spor, bir tek spor yorumcusu olarak yorum yapıyorum. Herhangi bir şeyim yok. Onun yanında Emin Başkan'ın direkti durması, ben de kendisine yani becerir mi, becermez mi gibisinden çok kendimi iş dünyamda soru soruyorum. Aldım verdim. Evet ama bu sene bu arkadaş bu işi çözmüş. Ve sağlam gidiyor. Aldığı sporculardan, hocasından işler belli eder. Yani ben böyle gördüm. Bunları anlatıyorum ki Şanlıurfa taraftarları, Şanlıurfa sporu seven eski taraftarlar olsun, eski dönemde oynayanlar olsun. Birbirimize saygı duyalım. Bir çemberin içerisinde kenetlerim. Bu takımı TFF 1. Lig'e çıkaralım. Esas bu takım 50 yaşını geçtik, 54 yaşına girdik. Hala bir süper 1. Lig görmedik. Onu görmeye çalışalım. Yani şehrin en büyük şeyi bu. Yani büyük bir nüfusumuz var. Umarım hep beraber bir şekilde kenetlenip Şanlıurfa Spor'u çok güzel yerlere getireceğimize inanıyorum. Ben buradan olumlu konuşmaya çalışıyorum. Yani aklında, fikrinde, düşüncesinde Şanlıurfa Spor yönetimiyle bak Şanlıurfa Spor yönetimiyle ve Şanlıurfa Spor'un futbolcularıyla ufak böyle bir soru işareti olanlar için konuşuyorum. Zaten inananlar hakikaten de maçı bir defa seyreden arkadaş hemen bana mesaj atıyor. Ben mesela bugün bana biz maçı seyrettim yani hep beraber seyrettik. Bugün yani bana çok mesaj gelmez ama telefonuma beni arayan, telefonuma mesaj atan çok futbol sevgisi yüksek insanlar abi gerçekten takımı iyi kurmuşlar. Destek olalım. Bu güzel bir iş. Evet. Ayrıca bir şey de söylemek istiyorum. İsmail Arslan var. Taraftarlar Derneği. Evet. O arkadaşı da gerçekten kutluyorum. Golden böyle 10 dakika önce aşırı şekilde tezahürat yapmaya başladılar. O hava hocamın da çok güzel 17 numara olarak çok güzel bir şekilde taktiksel olarak oyunu da farklı bir yöne çektikten sonra Şanlıurfa Spor'un golü geldi. Ben buradan da İsmail'in gözlerinden öpüyorum. Gerçekten yerinde ve güzel bir şekilde taraftarları yönlendirmiş oluyor. Gözlerinden öperim. Evet, tabii hocamızla da bir röportaj var. Arkadaşlardan rica edelim o röportajı da alalım. Hocamız da konuştu. Evet, hazırsa verelim arkadaşlar.
Evet, bu maç her şeyden önce taraftar için önemliydi. Biraz da taraftar bizi havaya soktu açıkçası. Eksiklerimiz var biliyoruz ama burayı kazanarak geçmemiz gerekiyordu. Oyuncular da büyük özveri gösterdi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ama buradaki en büyük teşekkürü taraftar hak ediyor. Gerçekten onları kutluyorum. Güzel bir aile olacağız inşallah. Bundan sonrası daha çok çalışarak daha iyi işler yaparız inşallah. Maçta bayağı bir sakatlanan oyuncularımız da var. Evet. Ciddi bir durum yok. Mustafa Çakır'ın durumunu tam bilmiyorum ama diğerleri ufak tefek şeyler. İşte kamp dönemi sonradan katılımlar olduğu için biraz hem çalışmakta zorlandık hem de fiziksel anlamda tam da hazır olmayan oyuncularımız var. Birkaç hafta sonra inşallah tam oluruz diye düşünüyorum. Kamp yorgunluğunu herhalde üstten dağıtamadı hocam takım biraz. Biraz ağırlık. Yok kamp yorgunluğu değil de buradaki şey şu, bir grup ikinci etaba katıldı. Bir grup daha birkaç kişi buraya geldi. Yani buradaki problem biraz uyum problemi yaşıyoruz. Mesela pas bağlantılarını kurmakta zorlanıyoruz. Bunları işte birkaç haftaya kadar inşallah çözeriz. Çok daha farklı görüntü veririz. Hocam hazırlık maçlarında aslında Şanlıurfa Spor'da 4-5 farklı oyuncuyla hep izledik. Bugün ise Gürses Hoca aslında bir sürpriz yaptı kadroda. 4-5 isim farklıydı hazırlık maçlarına oranla. Rakipler bizi izlemesin diye Gürses Hoca gizledim yoksa şimdi, farklı bir durum mu var? Yok şimdi Ankara Demir bizi çok izledi. Biz de onları izledik. Açıkçası iki takım da birbirini çok iyi tanıyordu. Aynı yerlerde kamp yaptığımız için. Biz rakibe göre de oyuncu tercihi yapabiliyoruz. Bize her oyuncu bizim için değerli. Fark etmiyor. Rakibe göre de herhangi bir oyuncuyu oynatabiliriz. Önümüzde taraftarları size çok büyük bir ilgisi var. Evet. 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 Sonunda bir şampiyonluk. Ya vallahi inşallah benim bütün derdim o zaten. Yani taraftar. Gerçekten kendimi çok sorumlu hissediyorum. Üzerimde ciddi büyük var taraftarın yükü. Bunu hissediyorum bu şehirde. Evet hissediyorum. Yani baskı aslında daha da dinç tutabilir insanı. Bu şehre önemli olan yanlış yapmadan nasıl hizmet edebiliriz? Bütün derdim bu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili futbol severler, gerçekten hoca güzel dileklerde de bulundu. Ben gerçekten hocayı takdir ediyorum. Yerinde bir röportaj da verdi gerçekten. Taraftar da destekliyor ama iyi de bir hoca. Gerçekten böyle bir toplama bir takımı bu hale getirmek, nokta yaptığı transferleri de yerinde oynatmak herkesin, her hocanın da her baba yiğidinin de harcı değil tabii. Ondan dolayı bundan sonra hocaya başarılar diliyoruz. İnşallah Urfa Spor'umuzu daha iyi yerlere getirir, daha da yükselir. İnşallah da şampiyon oluruz. Hemen futbolcu bazında da Sayın Savaş'a dönelim. Kaleciden başlayalım. İstersen Sayın Savaş bir değerlendirelim futbolcularımızı. Evet, tabii Gürses Hoca gerçekten büyük bir sorumluluk aldığını ve yükün ağır olduğunu ifade ediyor. Bunun bilincinde herkesten çok kendisi Urfa Spor'u başarılı olması için, şampiyon etmesi için elinden geleni yapıyor. Ben inanıyorum buna. Güveniyorum da. Tabii dünkü kadromuzda kalecimiz Murat Demir bana göre rahat bir maç çıkardı. Ciddi pozisyonlar kendisine gelmedi ve kendinden emin rahat bir futbol oynadı. Şerif Doğan 47 numara sağ tarafta. Tabii biz Raşit yöntemi beklerken sürpriz bir şekilde Şerif Doğan gibi çabuk, hareketli, süratli ve hava toplarına da hakim olan ve ilk yarı birçok böyle pozisyonlara giren, sağ kanattan destek olan kardeşimiz gerçekten iyi bir futbol oynadı. Çağlar Binici göbekte Mustafa Çakır'la beraber iyi bir ikili vardı ama Mustafa Çakır kardeşimizin biraz böyle oyunu ağırdan aldığını, biraz mümkün olduğu kadar çabuk oynamasını özellikle tavsiye ediyorum. Erkan Kaş gerçekten Sayın Mutlu'nun dediği gibi çok bindirdi. Evet. Sol kanadı çok bayağı bir zorladı. Hem sol bekte oynaması hem ileride destek olması açısından iyi bir izlenim verdim. Ferhan Ören tabii hazırlık maçında kafayla bir gol atmıştı Diyarbakırspor'a. Bu hafta çok böyle kendini gösteremedi. Çok kaliteli bir futbolcu ama tabii hocamız hemen ikinci yarı 6 numara Caner
hocayı oyuna alaraktan bir katkı sundu. 8 numara Vedat Bora bana göre çok kaliteli, iyi bir futbolcu, ayağına hakim, çabuk ve pres yapan, tabii orta sahamızın gerçekten hepsi pres yapan bir kadrodan oluşmuştu. 63 numara Ferhan Çulcuoğlu, o da iyi bir futbolcu, orta sahada orta sahamızı böyle iyi bir şekilde organize eden bir kardeşimiz. Muhammed Enes Durmuş'a özel bir yer ayıralım. Gerçekten çok süratli ve orta sahada özellikle Muhammed'i böyle besleyecek, ara toplar atıldığı zaman çok ciddi pozisyonlara gireriz ve çok da gol atarız diye düşünüyorum. Muhammed Semet Karakoç 10 numaramız. O da kaliteli. Tabii mevkisi değil. Hem orta sahadan sola çıkan kayma açısından katkı vermeye çalıştı. Biraz vasattı. Tabii ilk maç. Biz onu hep böyle motive, moral açısından destekliyoruz. İlk maçta kusurları olmaz diye. Özgürcan, Özcan gerçekten kalitesini gösterdi. Bütün hava toplarına çıktı, defansa geldi. İşte rakibi zorladı ve golünü de attı. Gerçekten tebrik ediyorum. Özellikle bir pozisyonda kafa şutu vardı. Onu da atmış olsaydı evet. 2-0 olacaktı. Ama genel olarak futbolcu kardeşlerimizi böyle baktığımızdan performans olarak rakip sahamızda kalemize gelemedi. Pozisyon yaratamadı. Pozisyon vermedik ki Ankara Demirspor eski bir takım ve iyi bir kadroya sahip. Onlarda da özellikle bizim Karaköprü Spor'dan transfer ettikleri Pusat, evet. 20 numaralı Pusat'ı ben izledim. Karaköprü'de Karaköprü'yü sırtlayan, 3. ligde oynayan bir Pusat'ın Ankara Demirspor'da orkestra şefi gibi çok iyi moral motive olmuş ve birçok pozisyonda kendisinin olması ve Urfa Spor niçin onu almadı diye biz de bunu hep böyle konuştuk. Tabii bildikleri bir şey vardır. Ben özellikle bütün futbolcu kardeşlerimizin ilk maçtaki performanslarından memnunum, tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda da inşallah başarılı olacaklarına, bunun üstüne fazlasıyla katkı sunaraktan Urfa Spor'umuza galibiyetler getireceğine inanıyorum ben. İnşallah. Evet Sayın Buz, öncelikle Can Urfa'mı Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Alınan galibiyet fazlası ile önemsiliyor. İlk maç iyi bir hava yakalar, istek yarını daha net görebiliriz diyerek Urfa'mı Rabbinize emanet ediyoruz. En kalbi sevgiyle saygılarımı sunuyorum. Yalnızca tamam. Malatya sporlu ama gönülden Şanlıurfa sporlu İhsan Çolak Malatya'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Forma reklamı için anlaşma var mı? Eğer yoksa Emin Yetim kendi ismin reklamını yapsın demiş Ercan Akkuş. Ercan Akkuş da böyle bir mesaj atmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Başkanım, acaba başkana sorar mısınız? Şanlıurfa Spor Store tekrardan açılacak mı? Urfa'da bu bilgiyi alalım lütfen demiş Metin Aslan. Store geçen hafta zaten başkanımız açıklamıştı onunla ilgili. Evet, iyi yayınlar kaptan. Urfa'nın 200'de kulübümüz Şanlıurfa Spor gerçekten Emin Başkan'a emanet. İnşallah başarılar diliyorum. Şampiyonluk gelir. İnşallah kalıcı gelir anlamında da bir çalışma olur demiş İzzet Kaya. İzzet Kaya abimize de sevgi ve saygılarımı buradan sunuyorum. Ömer Oturuş'ta da Urfa Spor'a başarılar demiş. Güzel insan. Teşekkür ederim Urfa Spor'un inşallah iyi yolda Ömer Oturaç'ı. Ömer Oturaç'a sevgiler gönderirken kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz. Evet sevgili spor severler, hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. İzmir'den Halil Küçük Çanakçı abim de bizi izliyor. Ona da sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah Eskişehir Spor'dan puan alıp ve geliriz demiş. Hüseyin Kabaklağa da sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yunus Aktaşoğlu da demiş iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar kardeşim size de. Tabii Emin
Aybar, Keke Emin, Namı Deger. Evet, Urfa Spor'a da başarılar, size de iyi yayınlar demiş. Keke Emin, Aybar'a da sevgi ve saygılarımı buradan sunuyorum. Mustafa Çadırcı abim bir mesaj atmış. Şeylerle ilgili, türbinle ilgili. Sayın Savaş'a soracağız birazdan, o da bilgi verecektir tabii. Mustafa Çadırcı abime sevgi ve saygılarımı buradan sunuyorum. Kendisine de başarılar diliyorum aynı zamanda. Evet, hemen Sayın Savaş'a soralım. Evet, türbinle ilgili bilgi birikiminiz var tabii Sayın Savaş. Hemen cevap verirseniz sevinirim. Evet, Çadırcı Mustafa kardeşimin şikayet ettiği haklı tabii. Evet. Kekemin Aybar'a ben buradan özellikle selam gönderiyorum. Spora ciddi katkıları olmuş, belediyede belediye spor olsun. Halil Karatlı kardeşimiz de İzmir'deydi, gelmiş. Urfa Spor'u çok seven, destekleyen bir kardeşimiz. Ona da buradan selamlarımı gönderiyorum. Tabii statla ilgili bir defa zemini ben ele almak istiyorum. Gerçekten Abdullah Can Beyli kardeşimi ve ekibini tebrik ediyorum, kutluyorum. Hem geçen hafta hazırlık maçındaki zemini birlikte Sayın Mutlu'yla sizinle istişare ettik. Ettik, evet. Ve dünkü maçta da ben özellikle Can Beyli'yi tebrik ediyorum ve geçmiş yıllardaki o patates tarlasına dönen yanan çimleri artık o duruma düşmeden maçlarımızı rahatlıkla oynayabiliyoruz. Biliyorsunuz zeminden dolayı birçok maçlarımızı dışarıda oynamıştık bir tarihte. Aynen. Ben bu katkılarından dolayı Abdullah Can Beyli abimizi ve ekibini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Maçlarımızı burada oynama fırsatını verdikleri için. Tabii stadımız gerçekten ciddi problem, sıkıntı. İşte koltuklar bayağı bir renk değişmiş. İşte diyelim kuşların orada cırıt atması, orada pislemesi gerçekten. Orayı temizlemek de zor, orayı korumak da zor. Ama Urfa'da gerçekten sıcaklık 50 dereceye varan sıcaklıklardan dolayı o plastik koltuklar ister istemez hem renk değişiyor, işte böyle kirli gibi görünüyor. Aslında temizleniyor, yani ben bunu da biliyorum. Bugün İbrahim İmamoğlu'yla görüştüm. Geçenlerde de bize bahsini etmişti. Yaklaşık 11 ile 14 milyon civarında bir ödenek onaylanmış. Ve önümüzdeki günlerde stadın koltukların değişilmesi, parkurun düzenlenmesi ve ses sistemi, jeneratörle ilgili ciddi bir çalışmalar olacağını buradan özellikle bildirmek isterim. Bana göre tabii bugün İbrahim İmamoğlu'yla koltukların ne şekilde, ne nasıl yapabiliriz diye istişare ettiğimiz zaman tabii onun çalışmasını yapıp en faydalı, en düzgün bir şekilde hangisi olursa onu araştırıp karar verecekler. Önümüzdeki günlerde stadımızla ilgili ciddi bir revizyon olacağını buradan özellikle bildiriyorum. Bugün sosyal medyada da bu konuyla ilgili bayağı bir tepkiler vardı. Özellikle Gençlik Spor İl Müdürü'ne buradan sesleniyoruz. Bu seslenişe, bu şikayetlere kulak verip bir an önce stadımızın ödenekte hazır olduktan sonra bir an önce bunu hayata geçirmekte fayda var. Çünkü takımımız iyi, taraftar geliyor. Bu çirkin yüzlerini görmemesi lazım diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu bir an önce hemen hayata geçirdiler ve stadımızda bu tür şikayetlerin olmaması açısından güzel olur diye düşünüyorum. Urfa'mıza, Urfa Spor'umuza yakışır bir türbinimizin olması özellikle temennimiz yani. Evet. Çadırcı size de bir mesaj atmıştı, evet. Sayın Mutlu. Şimdi hem buradan mesaj atan arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Doğrusunu söylüyorlar. Şimdi sahanın bakımı için mi, hem İbrahim İmamoğlu olsun, dostlarımız bunlar yani, buradan kırmadan söylememiz gerekir. Abdullah Bey gerçekten zemini çok güzel yapmışlar, fakat ne yazık ki kantin yokmuş. Çocuklar su ihtiyacını giderememişler. Tabii biz protokol tribünden arkasında oturduğumuz için biz olaya tanık olamadık. Ama maçtan sonra çok arkadaş, yani bu tür problemin olduğunu, keşke bir kantinin olması gerektiğini söylüyorlar. Suyun satılmasını en azından. Yani bu tür şeylerden bahsetmişler. Bunu da zaten burada çok güzel bir şekilde Halil Bey de
anlattı. Umarım bundan sonra bu gençlik spor il müdürünün işi. Yani sahaya bakan ayrı, efendim bir takım yerlere bakan arkadaşlar hep bölüm bölüm ayrı ayrı. Fakat ama kantin işi gençlik spor il müdürüne ait. Sayın müdürümüze ait. Buradan da biz naçizane olarak söylüyoruz. Çok büyük talep var yani. Burada dün maça gelen 9-10 bin kişi aşağı yukarı bana bu işi 8-9 kişi söyledi. Artı bütün şeyde nedir? Sosyal medyada da bu işi bizzat yaşayan insanlar yani suyu bulamadık dediler. Tabi bu da bir sorun. Önümüzdeki haftalar düzeleceğine inanıyorum yani. Şimdi bunlar giderilir. Ben bunlara evet. bir şey söylemiyorum. Yani koltuktur, sudur, ne bileyim kantindir. Evet. Bunlar hepsi giderilir. Şimdi stad Urfa Spor'a yakışacak bir stad değil. Açık ve net söyleyeyim. Bir kere ambiyans yok. Bir kere taraftar baskısı olmuyor. Evet. Bir kere sahadan tribün arasından metreler var. Yani şimdi bu stadın yani ya biraz daha geriye çekilip ya öyle biraz daha çukur kazılıp tribün yapılması lazım. Onu, daha yüksekten şey olması lazım. Ya da yani buna bir şimdi o kadar ödenek geliyor. Yani şimdi duyamıyorsun yani. Ha. Aşağıya bağırıyorsun. Ben, duymuyor. Hayır, yıkılmasına karşıyım. Çünkü nedeni de eski kapalı spor salonumuzu orada çok büyük basketbolcular, voleybolcular, güreşçiler yetiştirdi. Taekwondocu arkadaşlar yetiştirdi. Gerçekten şehre çok büyük bir katkısı vardı. Keşke kalırdı. Etrafında yine bu şekilde yapılardı. Bu stadı da bundan önceki yönetimde bulunan Uğur Bey, Uğur Büyükhatipoğlu, o bir ara böyle bir seslendirdi. Biraz daha böyle aşağı indirelim. Tribünü daha bir şekilde yapalım. Daha fazla olun. O da olabilir. Ama buraya yani şöyle söyleyeyim. Ben bu tür şeylere de çok şey yapmıyorum artık. Takım iyi kurduğun an, sahada maçı aldığın an o tribün 30 bin kişi dolar. Bu bir. Ben samimi konuşuyorum. Doğru söylüyorsun. He, bu dolar. Yani bunun hiç kaçarı yok. Tamam dolar da ama bir baskı olmaz. Bak yani. Dünkü maçta Gençlik Spor İl Müdürü de bu kadar kişi geleceğini tahmin edemedi. Ya taraftar zaten pandemiden dolayı 1,5 senedir evde. Evet. Formasını giyen şeye gelmiş. Stada gelmiş. Ne kadar güzel görüntüler. Sayın Mutlu çıkarken de bir sıkıntıyla karşılaştık. Evet. Bir de o kapını, evet. Evet. Orada istersen gündeme getirsen iyi olur. Şimdi ben buradan yani bir şeyler söylediğimiz zaman kimse şahsi olarak üstüne almasın. Bir kuruma çalışan arkadaşlara ben buradan bir duyuru iletmek istiyorum. Maç bittikten sonra herkes aniden çıkıyor. Tek kapı var. İlk giriş kapısını söylüyorum. Orada bir kapı, iki kapı var. Biri devamlı kapalı. Evet. Keşke orayı açsalar. Arabalar güzel bir, rahat bir şekilde iki tarafta. Kapının açıkışı olsa evet. İki bölümde olan arabalar tek kapıda toplanıyor. Ama bir taraftan gelen bu kapıdan çıksa, diğer taraftan gelen de bu kapıdan çıkarsa bence bir problem olmaz. Daha çabuk şeyi boşaltma imkanımız olur. O da bir biraz problem gibi ama emniyet açısından bir nedeni var veya bir problem varsa ona bir şey demek istemiyorum. Bence emniyet açısından evet. bir nedeni var, şey var ondan dolayı. Ya, belki kontrol sağlayamıyorlar. Onu olabilir. Da bilmiyorum. Yani bu çıkıştır. Evet. Olabilir. Ona da bir ama şeyimiz yok. Bizim çok yerlerde yetmez. Sayın Mutlu, çok yerlerde mesela Maraş yeni stat yaptı. Evet. Yeni stadı bıraktı. Eski stadı şehir içindeki gittik maçı beraber evet, izledik. Evet, evet. Bak geldi şehir içine. Evet, yine evet. orada oynamaya başladı. Yani Malatya'yla, Antalya'yla, Ünlü Stadı'nda öyle, Adana öyle. Bunlar güzel şeyler ama fakat biz bir bütün olamıyoruz bütün. Bütün olsa Urfa Spor Süper Lig'e çıkar. Kim gelse herkes diyor ben yokum diye bırakalım. Ben sporun içerisinde yıllardır kaldım diye belki bu içimdeki bende de var yok değil. Bunu yenmeye de çalışıyorum. Ya kim olursa olsun. Nerede kim ne yapıyorsa olsun. Eğer bu işi beceriyorsa, az çok biliyorsa da buna destek olacağız. Bu başkan da olur, Büyükşehir Belediye Başkanı da olur, Taraftarlar Derneği Başkanı da olur. Hiç farkı yok. Evet. Yani biz bunu, bu şehirde bu mantaliteyi geçmemiz gerekir. Bir yerde çakılı kalıyoruz.
filan gelmezse bu iş olmaz. Filan gelse bu işi daha iyi yapar. De git. Bütün olacağız. Yoksa bu şehri her konuda spor olsun, eğitim olsun, başka diğer konularda olsun mutlaka birbirimize yardımcı olmamız gerektiğini ben her platformda söylüyorum. Bir kişi öne çıksın, 40 tane onu ayağı çeker. 40 kişi onu ayağı çekip yere indirir. Evet. Şimdi benim baştan çalışıyor. İyi kötü. Vallahi billahi adam dostum değil. Ama ben 2 yıl önce kendisine çok destek vermiyordum. Bak samimi konuşuyorum. Ama şimdi geçen sene Ufa Spor düşmeyeceğine destek verdim. Doğru. Bak doğru. Hepimiz ilk veren insanlardan biriydim. Hepimiz verdik. Burada hep beraber verdik. Hı. Ama şimdi bu arkadaş Ufa Spor'u toparlamış. Bunu dışarıda yaşayan Ufalılar için de söylüyorum. Bazıları diyor keşke bu arkadaş olsa, keşke olsa veya daha paralı biri gelse, daha başka bir şekilde birileri gelse, herkes tamam, herkesin gönlünde biri yatıyor. Ama bu arkadaş şimdi bu işi iyi yapıyor. Bak bir takımı 11'i çok güzel kurmuş. Yedekte oturan, bench'te oturan arkadaşları da iyi kurmuş. Ama bugün iyi baktım. Ya orta sahamız bizim, hocadan birlikte çok güzel işler yapmışlar. İnşallah uyum sağlarlar, bu takımı kimse yenemez. Bak bunu net söylüyorum. Ligin en pahalı orta sahası bizde, aşağı yukarı. Aynen. Ve kalecimiz. Evet. Bunlar, iyi. Tabii o da pahalı. Yani bu çocuklar, bu arkadaşlar, bu futbolcu arkadaşlar bu şehre hizmet ediyor. Ha, bu işi ben az çok, yani böyle takip ettiğim, içimden geldiğim gibi çok da böyle güçlenerek söylemiyorum. İyi işler yapmışlar. Bu işi bu sene hep birlikte destekleyelim. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız, kurumlarımız. Yani ben şuradan içimden geçeni söylüyorum. Mesela yarın gidip bir bilet alacağım. Yıllık bilet, kombine bilet alacağım. Tabii biz ben de alacağım. Ben zaten basın şeyine gidiyorum. Yani orada oturuyorum. Ne gereği var? En azından alırım bir genç arkadaşa verdim. O gitsin, destek olsun. Eğer Urfa Spor'u Urfalılar, bak Şanlıurfalılar, Urfalılar, ayrım yapmadan söylüyorum. Seviyorlarsa yarın gidip kombine bilet almalarını istiyorum. Eğer gerçekten işlerinde Urfa sevgisi varsa. Evet. Rahat olun. Bu yönetimdeki arkadaşlar, yani açık söylüyorum, belki bir TV kanalında böyle söylemek de hoş değil. Parayı iyi koruyorlar, onu hissettim ben. Evet. Bunu samimi söylüyorum. Bak, bunu samimi konuşuyorum. İyi hissettim. Mutlaka gidip 200 lira açık tribün bombinesi. Bir şey değil. Herkes bir tane alsa yeter. Evet, evet. 30 bin kişi. Bak büyük bir rakam. Eğer Urfa'yı ve Şanlıurfa'yı seviyorlarsa. Evet. Yani ben bunu biraz da hissi konuştum. Ama mutlaka söylememiz gerekir. Burada sporcu bu, iyi. Bu gecenin önemli konusu. Hocamız iyi, sporcu iyi, efendim taraftar iyi. Ama eksik olan yönümüzü söylüyorum. Destek olacağız. Aynen. Herkes biletini alacak, kombine. Sevme. Geçen internette bir bayan konuşuyordu bir bayan arkadaş. Benim hoşuma gitti. Aferin, Urfa sevgisi var bayanda. Evet, aynen. Size ayrıca teşekkür ederim. Tabii geçen o biletler, geçen yıl aldınız yine. Sayın Savaş, sayın siz de aldınız. Yani taraftarlardan aldığınız biletler Urfa'ya destek amaçlı, hatırladınız evet, mı? Evet, hatırlıyorum yani, tabii. Nasıl hatırlamıyorum? Yani herkes bir şeyler gerçekten yapıyor. Bizler Urfa Spor'u çok seven destekleyen. Aynen. Ve Kanal Urfa olarak da yıllardır buradan Urfa Spor için elimizden geleni yapan bir üçlü dörtlüyüz yani burada. O yüzden yanlış konuşmamaya çalışıyoruz. Yani bizler güzel yönlendirelim. Bizler yapıcıyız. Yapıcıyız. Evet. Önerilerimiz, fikirlerimiz gerçekten toplumun sesi olarak evet, aldığımız bilgilerle bunu burada gündeme evet, getiriyoruz. Ben özellikle işte Emin Yetim'i burada hep övgülerle bahsettiğiniz duydum da bana göre Emin Yetim gerçekten evet, çok başarılı, iyi transferler yaptı ve bunun yanı sıra da Ekrem Gergincı ile ilgili bir evet, parantez açmak evet, istiyorum. Yani Ekrem Gergincı gibi işte geçmişte hakemliği olan, gençlik sporda evet, görev yapan ve ciddi sporun içinde kariyer sahibi olan Ekrem Gergincı gibi bir kardeşimizi genel koordinatör olarak sportif alanda çok önemli, isabetli bir atamada bulundu. Tabii Ekrem Gergincı bu takıma ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum evet, ve ciddi bir tesisleşme açısından evet, önemli katkıların olduğunu biliyorum. Ve hocayla ilgili
çok iyi diyaloğunun olduğunu, birlikte hareket ettiğini ve Urfa Spor'a ciddi katkı sağladığını biliyorum. Evet. Emin Yetim'in en önemli işlerinden biri de Ekrem Gerginci gibi bir deneyimi, spor adamlı teste kazandırması çok önemli. Tabii hem geçmişteki hakemlik sürecinde birçok çevresi olan, işte buraya gözlemci olarak gelen kişilerle diyaloğu iyi, mesela dünkü maçta da bayağı bir faydası olan, işte diyelim tutanaklardaki sağ olsun gözlemcilerle diyaloğa girip bazı şeylerde katkısı oldu. Yani gerçek bir spor adamıdır Ekrem. Yani biz burada işte Urfa Spor'un içinde sporu bilen insan dediğimiz zaman işte bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Futboldan anlayan, sporu bilen, sporu seven insanların yönetimde ve Urfa Spor'da görev alması ciddi katkı sunar diye düşünüyorum. Tabii özellikle de ben Emin Yetim'i, Ekrem Gerginci tabii bu göreve gelirken hiçbir kuruş talep etmeden gelmesi ve görevini de severek Urfa Spor'u gerçekten sevdiği için ve hocayla da çok iyi ilişkileri olan bir kardeşimiz. Tabii Gençlik Spor İl Müdürlüğü Çankırı'da yaptı. İşte burada daha önceden hakemliği var ve Urfa Spor Gençlik Spor'da da burada görev yaptı. Stada da ciddi katkıları olmuştur. Bana göre Emin Yetim'in güzel işlerinden biri de Ekrem Gerginci gibi bir kardeşimizi burada değerlendirmesi, onun da bu görevi kabul etmesi gerçekten Urfa Spor'a ve şehrimize katkı sunduğunu özellikle buradan vurgulamak istiyorum. 20 yöneticiden yanı sıra Ekrem Gergincin'in de katkısı bu takıma ciddi bir şekilde fayda sağlar diye düşünüyorum. Geçen hafta biz zaten Emin Yetim'i biz konuk ettiğimizde tabii dedi ki kim, kendisi de bunu söyledi. Kim katkı sağlıyorsa, faydalı oluyorsa Urfa Spor'a dedi Allah razı olsun dedi kendisinden dedi. Ben de buradan Kanal Urfa Spor zirvesi olarak gerçekten Urfa Spor'a destek veren, yanında olan, Urfa Spor'u destekleyen, iyi bir yere gelmesi için uğraşan ne kadar yönetici, insan, taraftar varsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz tabii. Ama Emin Yetim biz geçen sene Urfa Spor sırf düşmesin diye ne hallerden nereye geldi? Hata yapmadı mı? Çok hata yaptı. Çok onu hata da yapıldı. Tabii. Biz Emin Yetim'e de ben bunu söyledim tabii. Biz Urfa Spor zirvesi hep destekledik takımı. Ama geçen hafta ben programa konuk ettiğimde dedim ama bu yıl değişti. Yeri geldim sizi eleştireceğiz. Yeri geldi mi konuşacağız. Yanlışınızı, hatanızı size söyleyeceğiz dedi. Tabii dedi. Söylemek lazım dedi. Konuşmak lazım dedi. Ama dedi bilgi almadan, şey yapmadan vurmak tabii dedi doğru değil yani. Tabii dedi, ama o da dedi ki tabii bazı insanlar dedi biz Urfa Spor için uğraşıyoruz. Gerçekten Urfa Spor için her şeyi yapmaya çalışıyoruz ama dedi bazı insanlar dedi hep bize vurmaya çalışıyor dedi. Hep dedi vurmaya çalışıyorlar. Hı. Bir yere gelmemizi istemiyorlar. Bir şey yapmamızı istemiyorlar. Yani benim derdim diyor ki Emin Yetim'in kendi şahsım değil ki dedi. Evet. Urfa Spor benim derdim. Onun için ben dedi Urfa Spor'la ilgili adamı arıyorum. Cevap vermiyor. Yanına gidiyorum. Randevu vermiyor. Yani ben diyor ki benim şahsımdan bir işim yok ki. Onun şahsı ayrı. Benim şahsım ayrı. Ama Urfa Spor, konu Urfa Spor olunca oturacağız, konuşacağız, tartışacağız. Yani düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Yaparsınız, yapmazsanız ayrı bir konu. Yani ondan dolayı ben geçen hafta özellikle Emin Yetim bunu gündeme getirdi. Yani dedi benim şahıs olarak benim kimseden bir sorunum yok. Kimsenin de şahıs olarak benden bir sorunu yok. Ama konu Urfa Spor olunca dedi, lütfen dedi onu ayrı tutalım yani değerlendirelim. Ben de yine söylüyorum. Urfa Spor Emin Yetim'in babasının takımı değil. Benim de babamın takımı değil. Onun da babasının takımı değil. Kimsenin babasının takımı değil. Urfa Spor ne kadar Emin Yetim'inse Urfa Spor İsmail Buz'un da takımıdır. Halil Savaş'ın da İsmail Mutlu'nun da. Onun için Emin Yetim'in de geçen hafta bak dile getirdiği dedi bu takım hepimizin. Evet. Ben yok. Biz varız. Evet. Yani adam bunu açık ve net söyledi dedi. Ben dedi Urfa Spor için çalışıyorum, Urfa Spor için uğraşıyorum. Vallahi dedi evimden de oluyorum. Dedi ben işimden de oluyorum. Ne bileyim. Dedi artık ben dedi bazen dedi hastalık geçiriyorum yani dedi. Doğru adam açık ve ne söyledi. Bu dediklerine de ben katılıyorum yani. Çünkü
Dedi ben eskisi gibi dedi işime bile bakamıyorum. Vallahi dedi ben bakamıyorum. Urfa Spor konu olunca dedi hep uğraşıyorum dedi Urfa Spor'dan. Tesise gidiyorum, toplantıya gidiyorum. Transferden uğraşıyorum, onunla uğraşıyorum. Bununla dedi ben bırak dedi işimi evime bile dedi evet. Bazen zaman ayıramıyorum yani. Gerçekten Sayın Buz mesela geçen sene ne kadar zor durumda bir Urfa Spor'u hep beraber burada evet. Destekleme kararı aldık. Aynen. Mesela diyelim aynen. Hüseyin Leblebcioğlu gerçekten evet. Çok ciddi katkılar oldu. Mutlu Yılmaz kardeşimizin, hocamızın ciddi katkıları oldu. Yani bana göre geçen sene Urfa Spor kurtulmasıyla işte bugünkü kadroyu oluşumuna büyük sebep ve evet. Destek olan bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Geçen gün Mustafa Mursi ile de görüştük. Gerçekten Mustafa Mursi'den de emniyetime buradan sesleniyorum. Faydalanması gereken bir insan. O da bilgi birikimi ve Urfa Spor'u prosedürü çok iyi bilen bir kardeşimiz. Yani ben bugün Ekrem'le de görüştüm. Böyle birlikte Urfa Spor'a ciddi katkılar ve bazı sıkıntıları aşabileceğini düşünüyorum yani. Evet. Tabii mesajlar da geliyor. İstanbul'dan selamlar. Şanlıurfa Spor'a başarılar diyelim. Babamı tanırsın. Mustafa Kendirci. Mehmet Fatih Kendirci İstanbul'dan yazmış. Nasıl babanı tanımam? Baban Namı Deger. Tabii çok da futbol oynadı. İyi de tanıyoruz kendisini. İyi de bir Urfa Spor'la. Sana Fatih ve babana da selamlar, sevgiler buradan İstanbul'a gönderiyoruz. Bir zaman babası mesajlar atardı. Şimdi evet, de şimdi oğlu atıyor. Her şey Urfa Spor için. Yaşasın Urfa Spor demiş. Şampiyon olacak inşallah sayılarımla. Halil Demir abimiz de böyle bir mesaj atmış. İnşallah Urfa Spor hak ettiği yere gelecektir diye düşünüyorum demiş. Mehmet Kılıç da demiş Urfa Spor'a başarılar diliyorum. İnşallah Urfa Spor'umuz iyi bir yere gelecektir inanıyorum. Mustafa Yüksel de demiş ki Urfa Spor'umuzda başarılar dileriz. İlk maçtır normaldir demiş. Evet Mahmut Tahtasız da demiş ki evet Urfa Spor gerçekten inşallah iyi bir takım. İnşallah iyi yere gelecektir. Mert Aslan da demiş ki Urfa Spor maça aldı ama biraz zor oldu. Rakip de çok güçlüydü. Gerçekten sana da katılıyorum. Rakip de güçlüydü. İnşallah Urfa Spor iyi bir yere gelir hocam demiş. Konuklara selam demiş. Yusuf Demir de demiş Sayın Mutlu'ya ve Sayın Halil Savaş'a selam söyler misiniz demiş. Abi senin nazaretinde aynen, demiş. Onlar da izliyor, takip ediyor demiş. Mustafa Emir Uzun da demiş ki Urfa Spor inşallah Eskişehir deplasmanından da puan veya puanlarla dönecektir eminim demiş. Ona da sevgiler gönderiyoruz. Evet kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz. Evet sevgili futbolcular, hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Taraftar maçlara 1,5 saat önce gelmeli, erken gelmeleri, en az 2 doz aşı yapmaları. Sağ olsun Mehmet Büyük Fırat, Talat Bey Tamur taraftarların girişinde yardımcı oldular. Taraftarı biraz daha girişimlere sakin olmaları, stat konutuna kendi temizlemişler. Onun için inşallah biraz hassas olmalıyız demiş. Mehmet Köse taraftarlardan. Mehmet Köse'ye sevgiler gönderiyoruz. Kocaeli'den selamlar, başarılar dilerim demiş. Ahmet Karagöz, İzmit Kocaeli'den. Taraftarlar Dernek Başkanı. Urfalar Dernek Başkanı. Urfalar Derneği değil mi? Tabii. Taraftar da. Yok. Taraftar değil de Urfalar yok. Dernek Başkanı. Evet. Peki. Urfalar Dernek Başkanı orada. Ahmet ama Karagöz. Urfa Spor gittiğinde de taraftarlık da yapıyorlar yani orada. Ondan dolayı kendilerine teşekkür ederim. Sevgiler ve saygılarımı buradan Kocaeli'ye gönderiyorum. Cebrail Başkanımız da Ahmet Karagöz'den önceki Cebrail Başkanımız da gerçekten Urfa Spor'u çok takip eden ve bunu sosyal medyada da gündeme getiriyor. Zaman zaman bizimle de sohbet ediyor. Ona da buradan selamlarımızı iletelim. Evet, onlara da selamlarını, sevgilerimizi gönderken Emin Aybar demiş ben ki... Ben bir kişiye selam gönderebilir miyim? Tabii, buyurun gönderebilirsiniz. Böyle bir program... Yani konuğumuz, abimiz Ali Çizmecioğlu'na buradan selamlarımı iletiyorum. O bizim pirimiz. O bizim pirimiz. Gerçekten gerçek bir Urfalı. Onun sayesinde burada yorum yapıyoruz yani hep beraber. Evet. Güzel bir şekilde kendisine selamlarımı buradan iletiyorum. Hürmetlerimi, saygılarımı, sevgilerimi. Ali abi açık ver ne söyleyeyim ben de unutmuştum. Yalan i̇yi Urfalı, iyi Urfalı. Sonradan aklıma geldi dedim. Sonradan bir selam göndererek Ali abiye sevgi ve saygılarımızı buradan sunuyoruz. Evet. Ben de buradan selamlarımı iletiyorum. Rabbim evet.
Kraldır. İsmail Hoca selamlar. İsmail Mutlu'ya da sevgiler demiş Emin Aybar. Emin Aybar. Evet, hemen Sayın Mutlu'ya, bu hafta zorlu bir deplasman var. Eskişehir Spor. Gerçekten Eskişehir Spor'u ben 2-3 yıldır takip ediyorum. Evet. Genç bir takım kurdular. Gençleri, alttan geçen gençleri de oynattılar birinci ligde. Neler diyeceksiniz Sayın Mutlu? Geçen yıllarda Eskişehir'in altyapısı gerçekten Bursa gibi. Evet. Yani kuvvetli bir altyapısı var. Şehrin futbola yüksek derecede bir imesi var. Geçen hafta Karacabey Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenmiş. Yani Urfa Spor için de şunu söylemek isterim. Urfa Spor yeni bir takım. Ha, tamam, iyi bir takım, deri bir takım ama bu deplasmanda yenilmemek şartıyla puan alırsa bence yoluna güzel bir şekilde devam eder. Daha önemlisi Urfa Spor şampiyon olsa da olmasa da, yani ben Eskişehir maçı için konuşuyorum. Biz Urfa Spor'un her zaman yanındayız. Yani Urfa Spor'u forması dahi yeter bize. Renkleri yeter. Onu, bunları düşünerek yani Eskişehir'de değerli futbolcu kardeşlerimiz yani çok rahat bir şekilde oynayacaklarını tahmin ediyorum. Puan alacaklarını hissediyorum yani. Evet, yani Eskişehir gerçekten zorlu bir deplasman. Eskişehir çok eski bir taraftarından da İsmail'e bir bağdaşmış iyi bir taraftarı var. Taraftarı. Ben de ustatta da çok oynadım. İşte biliyorsun, sen daha iyi biliyorsun. 5-6 yıl o ustatta da özellikle gittim geldim, çok oynadım o ustatta. Ambiyansı da çok iyi ustadın. Gerçekten taraftarı da sonuna kadar destekliyor takımı yani. Allah var. Destekliyorlar. Şimdi, gençlere de önem veriyorlar. İyi bir takım fakat ben başka bir konuya söylemek istiyorum. Ben es geçmişim de. Bu Ankara Demir burada oynadığımız, iç saha oynadığımız maçta son dakika kalecinin gol öne için çıkması, gitmesi ne kadar şampiyonluğu lig başlamadan hissetmelerini gösteriyor. Bir puan dahi olsa Urfa Spor'dan alıp öyle gitmelerini istiyor. Hatta 29-2020'de Ankara Demirspor Şanlıurfa Spor'u 7-0 yenmiş. Doğru. Onun da bir rahatlığı var. Neden puan alamadık diye çırpınıyorlardı. Ama Urfa Spor kendilerinden iyi bir takım. Bunu Eskişehir maçına bağlarsam Urfa Spor da iyi bir takım olduğunu hissetsin. Yani gerçekten hem spor yorumcuları olarak hem taraftar olarak Şanlıurfa Spor'u beğendik. Eskişehir deplasmanından en az bir beraberlik alarak Şanlıurfa'ya dönmelerini istiyorum. Umarım da Şanlıurfa'ya puan ve puanlar alarak geleceklerini tahmin ediyorum. Evet. Yeni yayın dönemimizde Şanlıurfa'ya, Şanlıurfa Spor'a hayırlı olmasını diler. Başta moderatör İsmail Buz ve Halil Savaş kardeşim ve İsmail Mutlu abime sevgi ve saygılarımı buradan sunuyorum. Eyüp Savaş abimiz Antalya'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Eyüp abi kaç kere aradık, bir türlü görüşemedik. Telefonla da aradık kendisini. Hem Ahmet abiyi aradık, hem bayramda aradım. Bayramlarını kutlamak için hem Eyüp abiyi de aradım. Görüşemedik. Kısmet, buradan Antalya'ya, Eyüp abiye, Ahmet Öncelik abime sevgi ve saygılarımı buradan Antalya'ya gönderiyoruz. Görüşemedik ama bekleriz sizi Urfa'ya tekrar abim. Sevgiler gönderiyoruz. Evet, Sayın Savaş, Eskişehir deplasmanı zor bir deplasman. Neler diyeceksin? Buyurun. Evet, Adana'dan Torun Figen ve Aysima Ziz diyor fotoğraf da atmışlar. Geçen gün buradalardı, gittiler. Onları çok seviyorum. Selamlar gönderiyorum, öpüyorum. Tabii Eskişehir köklü bir kulüp. Gerçekten onlar da Urfa Spor gibi aynı kaderi yaşadılar. İşte maddi sıkıntılar çektiler. Tahtayı açamadılar. Ve Süper Lig'den düşe düşe ikinci lige kadar düştüler. Gerçekten Eskişehir futbolun eşiği dediğimiz çok önemli bir il. Sporu çok seven taraftarı Türkiye'de sayılı 10 kulüpten biridir. Hem futbolcu yetiştirme bazından çok kaliteliler, iyi sporcular yetişiyor Eskişehir'den. Bu deplasman bizim için çok zor olacak. Çünkü gerçekten şu an hiçbir takım birbirini tanımıyor. Taktiksel olarak, bireysel olarak belki hocamız bu
konuda yeteri kadar bilgi alamamıştır. Çünkü yaptığı maçları takip etmek çok zor. 5 haftaya kadar bana göre her türlü sonuç olabilir. Bundan dolayı Urfa Spor'dan ümidimizi kesmeyelim. Hangi takım olursa olsun biliyorum hocamız galibiyet için çıkacağına inanıyorum. Futbolcularımız bu sene inanmışlar. Yönetim olarak, taraftarlar olarak hangi takım olursa olsun bana göre Urfa Spor bu inançla, bu hırsla, bu azimle, bu yönetimle, bu teknik ekiple başarılı olacağına inanıyorum. Yeter ki hocamızın dediği gibi yükümü çok iyi biliyorum, sırtımdaki yükü iyi biliyorum. Futbolcularımız da bunun bilincine varıp birkaç hafta sonra böyle galibiyetler geldiği zaman eğer pandemi yasağı gelmese 30 bin kişiye bu takım çıkacak, futbol oynayacak ve o ambiyansı olmayan 11 Nisan stadyumu gerçekten göreceksiniz. İşte bundan kaç yıl önce burada bir İskender'in maçı oldu, vardı. Evet oldu. Aynen. 30 bin kişilik stada 50 bin kişi, 60 bin kişi geldiler ve saha dışında yemekler, kebaplar, işte ikramlarda bulunan bir Urfa'yı herkes iyi hatırlar. Urfa Spor yeter ki o havayı yakalasın, birkaç galibiyet aldığı zaman bu taraftarlarla beraber ciddi bir potansiyel yakalarız ve Urfa Spor'umuzu en iyi şekilde destekleyeceğimize inanıyorum. Hocamız da dediği gibi taraftarları kutladı zaten röportajında. Sizin yapmış olduğunuz röportajda da bunu gördük. Urfa Spor taraftarlarını çok takdir ettiğini ve onların sayesinde de bu galibiyetin payı olduğunu söyledi. O yüzden bana göre bu ligde herkes bizden korkmalı. Biz rakipten korkmamalıyız diye düşünüyorum. Çünkü kendini bilen, hırslı, inançlı ve iyi bir kadromuz var. Bundan dolayı dünkü maçtaki ben o atmosferi gördüm, o inancı gördüm diye Urfa Spor'umuz her maça galibiyet için çıkacak. Ben şahsen inanıyorum. Neye inanıyorum? Bu yönetime, bu teknik ekibe, bu futbolculara inanıyorum. Bir eksiğimiz var. Nedir? Az önce hocamın dediği gibi, Sayın Mutlu'nun dediği gibi destek olmamız gerekiyor. Kombinelerimizi, ya herkes gitsin bir kombinasın. Yani bunu biz taraftarlar olarak, Urfa Spor'u sevenler olarak biz bunu gerçekleştirelim, bunu yapalım. Ondan sonra top kime geliyor? Sivil toplum örgütlerine, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize. Ve az önce de Sayın Buz'un dediği gibi Urfa Spor'a kalıcı gelir projemizi yapmamız lazım. Yani ben şimdi buradan özellikle bir konuyu ifade etmek istiyorum. Tabii, buyurun, buyurun, estağfurullah. Ya şimdi belediye başkanımız gerçekten geçen sene de çok ciddi destekler oldu Zeynep Abidin Beyazgül'ün. Bu sene de oldu. Ben diyorum ki bugün Kızılay Meydanı'ndaki Kızılay yıktı. Belediye binamızı yıktı. İşte orada turizm otelcilik vardı. Eski hastanemiz orayı yıktı. Mesela ben Kızılay'ın olduğu yeri yaklaşık bir 4 kat aşağı inip 5 kat yukarı çıkıp bir 8-10 katlık bir otopark yapmış olsa, önünde bir petrol, orada olmazsa başka yerde Urfa Spor'a ait. Nasıl olabilir mesela? Urfa Spor'a ait. Yani bir otopark yapılırsa, bir işlek yerde Urfa Spor'a ait bunu yapması gereken belediye başkanı. Ben bunu istiyorum. Belediye başkanımız petrolün ruhsatını verecek, inşaatını yapacak ve Urfa Spor'un vakfına hem otoparkı hem benzinliği tahsis ettiği zaman bunun başına da gerekirse bir iki tane belediye personeli, müdürleri atayaraktan bunların kontrolü hem belediyede olacak veyahut da valilikten olacak, dernekler valiliğe bağlı. Valilikten iki tane, üç tane personel atayaraktan bunların kontrolünü yaparaktan derneğe gelir elde ettiğimiz zaman, ben mesela Urfa Spor'u seviyorum, giderim yaktımı, aracımın yaktan giderim, Urfa Spor petrolünden alırım, öyle aynen, mi? Aynen. Aracımı götürürüm Urfa Spor otoparkına koyarım. Yani her sene Zeynel Başkanımızın takıma
ciddi katkı bütçe ayırmak yerine böyle bir projeyi gerçekleştirmiş olsa bana göre Urfa Spor'un hayatı kurtulur. Emniyetin bugün var yarın yok. Urfa Spor sahipsiz kalmaz. Böyle bir projeyi gerçekleştirdiğimiz zaman mümkün bir geliri olduğu zaman İsmail Mutlu da yönetir, İsmail Buz da yönetir. Halil Savaş da bu takımın başına geçmek ister. Niçin? Geliri olan bir kulübü herkes ister. Herkes ister. O yüzden bana göre Zeynel Başkan'ın her sene Urfa Spor'a ciddi katkı sağlayacağına böyle bir projeye oturup biz şimdi statüyü iyi bilmeyiz. Proje yani dernekler masasını iyi bilmeyiz. Evet. Bunu oturup Urfa Spor'a kalıcı bir gelir elde ederse özellikle otopark ve bir petrol Urfa Spor'un hayatı kurtulur ve maddi sıkıntıları burada bu kanalda konuşmayız diye düşünüyorum ben. Kusura bakmayın. Aynen. Haklarınızı aldığım için affınıza sığınıyorum. Evet. Urfa Spor Eskişehir'de inanıyorum. Kazanacağına inanıyorum. Karaköprü'yü de ben buradan özellikle tabii, tabii. 4-0 yendi. Tebrik ediyorum. Deplasmanda Karabük gibi işte köklü bir kulübü 4-0 gibi deplasmanda galip gelmesinden dolayı tebrik ediyorum. Hüseyin Hoca'yı, ekibini, futbolcuları, yönetimi tebrik ediyorum. Hüseyin Hoca geçen sene umduğunu bulamadı ama bu sene erken transfer ettiler hocamızı. Takım başına getirdi. Bedi Şaboğlu'yla beraber erken başladılar. İyi bir şekilde hazır, iyi bir transfer dönemi, iyi bir hazırlık döneminden sonra böyle 4-0 gibi bir galibiyetle Urfa'mıza dönmesinden dolayı ben Karaköprü Spor'u, Hüseyin hocamızı ve futbolcuları yönetimini kutluyorum ben buradan. Oraya da bir maça gitmemiz lazım Karaköprü maçına burada olursa. Şimdi Sayın Buz, biz bu sene kendimizi spora verdik. Evet aynı. Bu ekip olarak mümkün olduğu kadar hem Urfa Spor deplasmanı olsun hem Karaköprü olsun maçlarını mümkün olduğu kadar takip edip ve buradan Urfa Spor'u seven taraftarlarına il içinde ve il dışındaki kardeşlerimize buradan mesajlar vermeye çalışacağız. Urfa Spor'u anlatacağız. Doğru bir şekilde anlatacağız. Katkı sunmaya çalışacağız diye düşünüyorum. Evet aynı. Karaköprü Spor'la ilgili Sayın Mutlu'nun da düşünceleri var. Gerçi izlemedik yani. Evet. Ben de izlememişim takımı. Deplasmana gitti. Ama yeni bir oluşum, yeni transferler yaptılar bu sene. Orada sağlam bir ekip var. Evet. Ben Hüseyin Hoca'ya senelerdir çok güvenirim. Bilgisine de saygı duyarım. İyi işler yapacağını biliyorum. Ama Karaköprü Spor'u iş sahada inşallah bir cumartesi, pazar günü gidip seyrettikten sonra daha net bir şekilde konuşuruz. Tabii yani onu izlemek lazım. Evet. Takımı izlemek. Güzel bir sonuç. 4-0 iyi bir sonuç. Lige iyi bir başlangıç. Yani ben Karaköprü Spor'un, Şanlıurfa Spor'un daha çok böyle at yapısına işte belediye spordan sporcu alıp orada yetiştirip Karaköprü'yü köprü kullanıp diğer büyük kulüplere gitmesini istiyorum. Yani ama, yetiştirici. Evet ama Şanlıurfa Spor'un da mutlaka yani parası olsa olmasa benim gibi bütün taraftarlar şampiyon olmasını istiyor. Çünkü Urfa Spor farklı bir şey. Evet, yani Karaköprü Spor'u da o şekilde düşünmeye çalışıyorum ama daha iyi yani etkiler de olabilir. Karaköprü'ne göre de bu sene bir genç bir takım kurdu. Evet. Genç bir takım kurdu Karaköprü. Evet. Geçen yıldan bazı futbolcular da gönderdi. Hatta Pusat'ta biliyorsunuz Akara Demir başında. Evet. Pusat'ı da gördünüz. Evet. Tecrübeli futbolcu oradan gitti. Ama bazı transferlerini ben duydum. Gerçekten yerinde genç dinamik bir ekip kurdular diye düşünüyorum yani. Ama tabii sen dediğin gibi izlemeden de bir şey olmuyor. Evet. Önce izlememek lazım yani. Mustafa Aslan yönetimi, Başkan Mustafa Aslan ve yönetimine gerçekten onlar da mücadele veriyor. Tebrik ediyorum yani onları da. Evet. Teknik direktör ve genel menajerimiz Bedi Şahoğlu. Evet. Evet. Ve altyapı hocaları Murat Hoca, Bakır ve İbrahim Bağmancı kardeşimiz. Onlar gerçekten de bir de Sıdık Balcı. Evet. Onlar emek veriyor. Gerçekten emek veriyor. Onlar da bir altyapıda şu anda zaten başladılar. Yalnız bir aydır. İsmail, Karaköprü'nün haricinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor'un da altyapısı çok iyi. Evet. Yani geçen bundan önce çok güzel işler yaptılar. Halafa Bey'in başkanlığında. İhsan Hoca'nın antrenörlüğünde iyi işler yaptılar, iyi sporcular yetiştirmişler. Geçen de konuştuk, yani böyle bu şekilde çalışırlarsa Şanlıurfa'ya mükemmel futbolcu
Mesela geçen yıl hafta olmakçı başkanlığında evet. Büyükşehir Belediyespor benim bilgim var diye söylüyorum. Evet. Geçen yıl mesela 2-3 tanesi yabancıydı. Evet. Bak mesela bu sene evet. Hiç yabancı yok. Hep Urfalı futbolcuları topladılar. Evet. Güzel bir ekip kurdular. Bir tane Berat Tek evet. Futbolcu orta sahada oynayan bir evet. Kardeşimiz var. İyi de iyi bir futbolcu. Evet. Ama genelde hepsi sanki Urfalı gençlerden kurulmuş evet. İyi bir ekip kurdular. Ve idmana da erken başladılar. Evet. Bak, erken başladılar. Şu anda ekip, teknik ekip çalışıyor yani. Var gücüyle sanki çalışıyor. Sanki Urfa'da futbol sevgisi bir patlaması var. Yani böyle hocalar çalışıyor. Biraz da daha sahalarımız daha iyi olursa. Bunlar normaldir. Bir evet. Buçuk yıl ara verildi. Evet. Evet. Bir buçuk yıl ara verildi. Evet. Bu pandemiden dolayı evet. Futbol oynanmadı. Evet. Evet. Onun için Urfa gençliği de çok. Evet. Yani Urfa biraz, gençliği. Biraz da diğer spor branşlarına. Yani benim ana sporum basketbol olduğu için ben basketbol sayesinde buradayım. Mesela basketbol bu pandemiden dolayı tam çöktü. Türkiye genelinde de aşağı düştü. Evet. Yani Urfa'da biraz yani belediyelerin de biraz daha böyle basketbola, voleybola, işte bireysel sporu çok iyi yapıyoruz. Mesela Büyükşehir Belediyesi güreş, tekvando gerçekten evet. Fevkalade yapıyorlar. Onları iyi yapıyorlar. Biraz da böyle voleybola, efendim basketbola daha yakın hocalarımızı getirirsek, güzel işler yaparlarsa gençliği kurtarırız yani. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Evet. Buradan gençliği kurtarmak evet. için evet. spora yatırım yapmak evet. lazım. Evet. Eğer buradan gençliği kurtarmak istiyoruz, önce başta Sayın Valimize, evet. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ben buradan Kanal Urfa Spor Zirvesi olarak sesleniyorum. Gençliği kurtarmak istiyorsanız spora yatırım evet. yapın. Kesinlikle. Spora yatırım yapın, spora yatırım yapın. Çünkü spora yatırım boşa gitmez. Spora yatırım yaptığın zaman bütün gençliği kurtarırsın. Kimisi gider voleybolcu olur, kimisi gider basketbolcu olur, kimisi gider handbolcu olur, kimisi gider futbolcu olur, şimdi kimisi gider geçen sözü başkan olur. İsmail, Emin Başkan hoş bir laf söyledi. Sizin programı izledim. Dedi ki eskiden futbolcu arkadaşları çoğunu belediyeye, DSİ'ye, diğer İşe resmi girdi, kurumlara evet. yerleştirdi. Bak bir sporcu şu an o sporun o bir ayağının hayrına, bir topun hayrına evet. Belediyede görev yapıyor ve ceza biz de öyle. Aynen. Bak sen de aynısın. Aynen. Allah'ın evet. sayesinde futbolun sayesinde girdi. Ne demek ki? Demek ki spor evet. insanların bakış açısını, görüşünü. Sağlığını, evet. hayatını değiştiriyor. Yani aynen. Ben onun sayesinde çok şey öğrendim. Yani buradan da herkesin spora katılım sağlamasını önem vereceği bu şekil evet. Bir de bu şekil düşünmek lazım. Spor ahlakına alan evet. bir genç evet. yani bütün ailelere de evet. buradan sesleniyorum. Evet. Spor ahlakına alan bir genç hiç o çocuktan korkmayın. Evet. Spor ahlakına almışsa hiç kötü yerlere gitmez. Evet. Hiç pis yerlere gitmez ve hiç yanlış şeyler yapmaz. Evet. Spor ahlakından burada örnek Sayın Savaş yıllarca amatörde oynadı. Evet. Spor ahlakından Sayın Mutlu yıllarca sporun evet. içinde. Ben keza yıllarca spor içindeyim. Allah'a şükür spor ahlakını almışız biz. Hiç başka yerlere yönelmedik. Ya bunun madde bağımlısı var, bunun sigara tiryakisi var, bunun gece evet. hayatı var. Bir sürü şey var ama spora bağlanan bir gençten hiçbir zaman korkmayın sayın aileler. Sevgi saygılarımızı evet. bütün ailelere tabii buradan sunuyorum. Ben de bir şey toparlayalım. Söyleyeyim. Transfer tamam mı, devam mı demiş Ahmet Gören. Sevgiler gönderiz Ahmet Gören'e. Büyük Fırat da demiş ki yeriniz nerede? Urfa Spor'a da başarılar. Yerimiz dergahın tam karşısında. Büyük Fırat'a sevgiler buradan gönderiyoruz. Hemen toparlayalım. Son sözleri alalım. Savaş öncesinde. Transferle ilgili bugün görüştüm. Yani bir veya iki gibi, iki kişi gibi bir transfer söz konusu. Özellikle orta sahaya. Belediye Spor'la ilgili az önce hocam hatırlattı. Haraf Tokmakçı hocamızla görüştük. Futbolu bilen, sporu bilen ve ciddi bir şekilde emek veren bir kardeşimiz, müdürümüz. Eski evet. hem futbolcu hem çok iyi voleybolcu. Ve sürpriz yaptı dedik bu belediye sporu. Ne oldu da böyle takımlar yeniyor. Gördük ki boş durmamış, gençleri yetiştirmiş. Tebrik ediyorum. Belediye spor yetiştirici olarak devam etmesi Urfa Spor'a ciddi katkı sunar. Sem sahaları gerçekten özellikle buradan belediye başkanımıza sesleniyoruz. Her mahallede semt sahası olması ve
gençleri kötü alışkanlıklardan alıp kazanması, enerjilerini orada vermesi açısından özellikle bunu rica ediyoruz. Geçen Fransa'dan Emin gelmişti, Karaoğlan. Dedi Kan'da, Fransa'nın Kan şehrinde yaşıyor ve orada da bir takım çalıştırıyor. Dedi Fransa'da bizim Kan şehrimizde her mahallede bir sem sahası var ve ciddi bir şekilde orada... Emin Karaoğlu'nu iyi tanıyorum. Evet, bizim eski kalecimizdi. Eski kaleci, evet. Şu an Fransa'da, geçen hafta buradaydı. O yüzden gençliği pisliklerden, kötü alışkanlıklardan korumak için gerçekten ciddi yatırım yapalım. Özellikle de sporla ilgili, salon spor olsun, işte diyelim futbolla olsun. Bunu her semtte birer tesis yaparsak çocuklar gider orada hem enerjisini atar hem sporcu hocalar nezaretinde sizin gerçekten katkınızı ben çok takdir ediyorum. Gelip gördüğüm zaman da oradaki yaklaşık 30-40-50'ye varan çocuğu barındırıp kötü yere gitmektense yanınızda hem futbol oynuyor hem sizden almış olduğu edep ahlakla kötü alışkanlıklardan koruyor. Buradan bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hem Urfa sporumuza hem Karaköprü sporumuza önümüzdeki hafta başarılar diliyorum. Peki, teşekkür ederim Sayın Savaş. İsmail abi, son sözleri hemen alayım. Özellikle hep Urfa sporu konuştuk. Urfa sporu gerçekten farklı bir takım yani. Şehrin marka takımı. Ben buradan nacizane olarak söylüyorum. Emin Başkan'a çok büyük destek verdik. Umarım hiç hata yapmaz. Daha önce hata yapmıştır. Olabilir ama bu sezon iyi gidiyor. Ben Gürses hocama sahip çıkmasını, hata da yapsa yanlış da yapsa bir bütünü bozmadan Şanlıurfa Spor sezon sonuna kadar desteklemesini, futbolculara da bu kadar da destek verdik gerçekten. İyi takım, deli takım, bak bunu söylüyorum. Onlar da bizim bu sözlerimizi, kendimizi bizlere mahcup etmemelerini istiyorum. Hem Şanlıurfa Spor'a hem Karaköprü Spor'a yürekten başarılar diliyorum. Şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Gerçekten bu program iyi izleniyor. Üçümüze de çok büyük mesajlar geldi. Okuyamadık, çok da aktaramadık. Demek ki millet Şanlıurfa Spor'u özlemiş evde kala kala. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Bir de Kanal Urfa Spor zirvesini özlemiş. Evet. Onu da dinliyor, teşekkür ederiz kendilerine. Evet, güzel yorumlarda bulundunuz. Hem Karaköprü Büyükşehir, bir de Şanlıurfa Spor'u da konuştuk. Gerçekten yerinde yorum yaptınız. Hem Sayın Savaş'a hem Sayın Mutlu'ya da teşekkür ederim. Sayın Savaş demin dedi ki gençliğe hizmet çok önemli. Aynı zamanda kendisine de teşekkür ediyoruz. Uyanış Spor'un aynı zamanda yöneticisidir. İnşallah o da yarın maçlarda başladığında o da yedek kulübesinde karşını takıp gençliğe hizmet eder. İnşallah Sayın Savaş'a da buradan yine teşekkür ediyoruz kendisine de. Evet. Acısıyla tatlısıyla Urfa Spor'umuzu konuştuk. İnşallah Eskişehir deplasmanına galip geliriz Allah'ın izniyle. Bu programı tabii kaçıranlar için yarın saat 12'de tekrarını izleyebilirsiniz. Spor Zirvesi burada sona eriyor. Haftaya görüşmek dileğiyle iyi akşamlar efendim.